Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere şöyle farklı çiçeklerimi göstermek istedim. Bunları neden böyle hepsini bir araya topladım? Kısaca anlatacağım sevgili arkadaşlarım. Ben bunları çoğalttım. Yani bunları kendim ektim arkadaşlar. Diğer çiçeklerimden, filizlerinden, yavrularından alaraktan başka bir saksılara çoğalttım. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Çoğaltma aşamasında onlara neler yaptım? Kısaca anlatacağım sevgili arkadaşlarım. Bunları çoğaltırken sıklıkla kullandığım bir vitamin var. O çok etkili. Sizlere de tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Öncelikle bu çiçeğimden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki videomda sizlere sarı kızlarımı göstermiştim. Hatta yine göstereyim. Evet, sarı kızlarım bunlar arkadaşlar. Ben bunlara sarı kızlarım diyorum. Bunlar sukulent cinsi çiçeklerim. Böyle iki saksıyı daha önce aşağı yukarı bir sene, yani geçen yazın ekmiştim. Şimdi böyle oldular. Bunlardan filiz alaraktan diğerini ektim. Şimdi sizlere göstereceğim tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi onlardan filiz alaraktan bunu çoğalttım arkadaşlar. Saksıya ektim. Bakın halen daha filizleri var. Şöyle göstereyim. Tekrardan çoğaltabilirim. Diğer bir saksıya. Bu birincisi. Bunu kendim dediğim gibi çoğalttım. İnşallah bu yazında güneşin de etkisiyle verdiğim vitaminlerle beraber Allah'ın izniyle diğerleri gibi kocaman olup pıtır pıtır açacak. Yılbaşı çiçeğim. Yılbaşı çiçeğimi diğer büyük yılbaşı çiçeğimden başka bir saksıya ekmiştim arkadaşlar. O da artık tuttu. Bakın filizlerini. Şöyle göstereyim. Artık büyümeye başladı sevgili arkadaşlar. Bunun için ne yaptım? En çok ne verdim? Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu da Aloe Vera'mın yavrularından bir tanesi. Bu da tuttu arkadaşlar, çok şükür. Tutmasındaki toprak diyeyim size ben. Ben hep bu toprağı kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum zaten. Her videomda yine de sizlere söyleyeceğim. Doğal gübreli toprak kullanın, çiçekleriniz tutsun. Diğer sukulent cinsi bir çiçeğim bu. Sevgili arkadaşlar, bunun da bakın yavruları var. Bunları da başka bir saksıya alacağım. Bunu da zaten çoğaltmıştım. Yine aynı şekilde filizlenmeye, yavru vermeye başladı. Onları da başka bir saksıya alacağım. Şunu göstermek istiyorum. Böyle küçük bir saksıya ektim bunu şimdilik. Tutsun diye arkadaşlar. Birazcık büyümeye başlayınca büyük bir saksıya alacağım. Bakın şu minicik filizini görüyorsunuz değil mi? Evet, bu artık tuttu arkadaşlar. Kendini geliştirmeye başladı. Küçük küçük yapraklar vermeye başladı. Bunun da birkaç zaman sonra saksı değişimini yapacağım. Büyük bir saksıya alacağım. Yılbaşı çiçeğimdir bu. Bunun cinsinden sevgili arkadaşlar. Böyle diri duran, yani yukarı doğru duran yaprakları. Tıpkı bunun gibi. Bakın bu da yine tomurcuk vermeye başladı. Açacak inşallah. Sürpriz yaptı bana arkadaşlar. Şimdi bu da diğeri. Bu da yine sukulent cinsi. Bunu da öbüründen alıp tomurcukları vardı. Yine böyle çoğaltma kararı vermiştim arkadaşlar. Bunu da ektim. Bu da tuttu. Bunları ektim diyorum ama bunları şimdi yeni ekmedim. Yani aşağı yukarı bir ay olmuştur bazıları. Bu belki 15 gün falan olmuştur arkadaşlar. Evet, şimdi bunları çoğalttım. Hani ben diyorum ya, ben çiçeklerimin kendim çoğaltıyorum, filizlerinden alıyorum, ekiyorum doğal gübreli topraklara diye. Bu onlardan bazıları arkadaşlar. Bunun gibi küpe çiçeklerim, sardunyalarım, karanfillerim, birçok çiçeğim var arkadaşlar. Onları da bir sonraki videomda göstereceğim inşallah. Şimdi bunları ekme aşamasında dediğim gibi doğal gübreli toprak kullandım. Bu bir. Bunu mutlaka sizler de kullanınız. Onun dışında bunlara ne veriyorum? Bunlara mutlaka ayda bir, diğer verdiğim vitaminlerin dışında
Bana çok etkili gelen bir vitamin var arkadaşlar. Bunu çiçeklerimde görüyorum. Çok basit gibi duran ama çok etkili. Bakın bunlar muz kabuğu. Muz kabuğunu bu şekilde kabıma koyuyorum. Sonrasında üzerine suyumu ekliyorum. Sizler de muz kabuklarını çöpe atmak yerine bu şekilde kabın içerisine koyun. Yapmanız gereken sadece bu arkadaşlar. Üzerine çıkmaklık suyunu muz kabuklarının üzerine dökünüz. Bir gün, en fazla 2 gün bekletiniz. Zaten bu su artık böyle kahverengi bir renk olacak, kararmaya dönecek. O zaman muzla su özleşmiş olacak sevgili arkadaşlar. Sonrasında çiçeklerinize, bunu orkide ve menekşe de dahil olmak üzere çiçeklerinize verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Gerçekten muz kabuğu çiçeklerde çok etkili. Çiçeklerin gelişiminde, tutmasında, sonrasında açmasında bence çok etkili. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir tane soru var arkadaşlar. Onu cevaplamak istiyorum. Ben çiçeklerime tarçın verdim yazmış. Bazıları iyi, birkaç tanesi soldu demiş sevgili arkadaşım. Arkadaşlar ben nasıl söyleyeyim? Ben tarçın vermiyorum. Ben verdiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum zaten. Çiçeklerime tarçın vermiyorum. Aynı sorunu ben de yaşadım. Çok güzel açan bir menekşe çiçeğim vardı. Sadece onu denemek için, hiç denememiştim açıkçası, tarçın kullandım ve benim çiçeğim soldu. O yüzden ben tarçın vermiyorum. Ama çiçeklerinize iyi geliyorsa siz kendiniz bilirsiniz. Gelmiyorsa da tarçını kesiniz derim. Evet. Bunun da arkadaşlar yavrularının saksı değişimi. Yani yavrularını başka bir saksıya alırken videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Sizlerle beraber onu da başka bir saksıya alacağız. Yavrularının nasıl çıkardığımızı, nasıl ektiğimizi, yani ben neler yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Evet, sizler de yılbaşı çiçeği ve diğer çiçeklerinizi, sukulent cinsi ya da diğer çiçeklerinizi ekmek istiyorsanız, şu anda bahar ayındayız. Şimdi başlayabilirsiniz, çiçeklerinizi ekebilirsiniz arkadaşlar ya da çoğaltabilirsiniz. Saksı değişimi yapabilirsiniz. Önemli olan doğru toprağı bulmak. Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Muz kabuğu suyu tüm çiçeklerde çok etkili. Bakın gördüğünüz gibi bunlar şimdi küçük görünüyor ama bunları benden dediğim gibi bir ay oldu, olmadı ekeli. İnşallah bunlar da büyüyecek. Zaten yılbaşı çiçekleri geç gelişiyor. Bunlar ektiğin zaman hemen büyüyen bir çiçek değil. O yüzden onlara pek aldırış etmeyin. Sizin de ektiğiniz zaman önemli olan kökünün tutmasıdır. Tuttuktan sonra böyle küçük küçük yapraklar vermeye başladığı zaman çiçeğiniz hazırdır demek. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yorumlara bekliyorum.